Evet 10. soru. Periyodik sistemde elementler metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılır. Elementler soldan sağa doğru artan atom numaralarına göre sıralanır. Aşağıdaki görselde periyodik sistem bir kısmı yer almaktadır diyor. Bilgilerimizi bize vermiş. Tamam. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? K ve L elementleri farklı element sınıfında yer alır. Hemen bakalım. Arkadaşlar K biliyorsunuz solda bulunan bir ametaldi, hidrojendi. L neydi? L de bir metaldi. Farklı bir element sınıfında mı yer almış? Evet, doğru. A şıkkımız doğru. Birinci periyotta metal sınıfına ait element yoktur. Birinci periyot ne var? Birinci periyot şu şekilde gidiyorduk bakın. Bir K var, A metal. Bir de M var. M de soy gaz demiştik. Onun için metal sınıfına ait periyot element yoktur. Doğru bir ifade. Verilen elementlerden iki tanesi elektrik akımını iletir. Metaller biliyorsunuz iletken yarı metallerin de iletkenlikleri yine var. Metaller kadar iyi değil ama yine de iletkenlikleri var diyebiliriz. O zaman e, L metal iletken O arkadaşlar metal yine iletken T nedir T yarı metaldir. Yarı metalin iletkenlikleri var diyecek olursak cevabımız Ceyhan olur. Atom numarası en büyük olan ne elementidir? Soldan sağa doğru atom numarası arttığı için K, M, L, T, O ve N. neye bakın soldan sağa doğru giderken en son elementimiz. Onun için atom numarası en büyük bu da doğru. Cevabımız da Ceyhan olur. İki tanesi elektrik akımını iletir. Yanlıştır.